Herkese merhaba. Doktor Berk Karataş. Sabah sertliği ile ilgili konuşacağız. Tabii bu konuyla ilgili çok detaylı şeyler anlatmayacağım. Çünkü sabah sertliğinin tam olarak neden olduğunu da mükemmel bir şekilde bilmiyoruz. İşin teorik kısmından ziyade daha çok pratik kısmını anlatacağım. Yani sabah sertliğimiz olmuyorsa neye bakmalıyız? Ne gibi durumlara yol açabilir? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi her şeyden önce aslında bunun adı sabah sertliği değil, gece sertleşmeleri diyebiliriz. Çünkü geceleyin derin uyku döneminden biz yüzeyel uyku dönemine geçtiğimiz zaman bu dönemlerde peniste dolgunluklar ve sertleşme olur. Bunları genellikle çok fazla fark etmeyiz. <laughs> Sabaha karşı yani son uyku döneminde, son uyanıklığa yakın olan dönemde işte sabah sertliğini fark ederiz. Çünkü o sırada uyanırız. Tabi aslında sabah sertliğini şöyle diyebiliriz pratik olarak gece sertleşmelerinin sonuncusu ve en kuvvetlisidir. Neden öyle? Zaten normalde bir bu bölgede dolgunluk oluyor, bir sertleşme oluyor. Sabah saatlerinde hormonların yükselmesiyle özellikle erkeklik hormonu, testosteron hormonunun yükselmesi ve aynı zamanda idrar torbasının doluluğu da sakral sinire bası yaptığı için o da bir ereksiyona neden oluyor. Dolayısıyla bu nedenle sabah sertliğimiz oluşuyor. Şimdi bizim için önemli olan şu, ee, sabah sertliği oldu ya da olmadı. Bunlar ne olacak? Şimdi bunu karar verirken sabah örneğin sertliğiniz oldu. İlişki sırasına bakıyoruz. İlişki sırasında ne oluyor? Bizim için önemli olan o. İlişki sırasında da sertliğiniz varsa ortada bir sorun yoktur. Bu zaten normal bir durum. Ee, i̇kinci alternatif sabah sertliğiniz var ama ilişki sırasında sertlik kayıpları var ya da sertliğiniz olmuyor. Bu durum genellikle fizyolojik değildir, psikolojiktir diyoruz. Tabi bu %100 değil ama bu konuda tahmin ediyoruz ve daha çok bunun üzerine gidiyoruz. Ee, sabah sertliğiniz yok, ilişki sırasında ise sertlik çok iyi, her şey yolunda. O zaman yine sorun yoktur e, diyebiliriz. Ee, sabah sertliğimiz yok, ilişkide de ciddi bir sorun var. İlişkide de sertleşme olmuyor ya da gittikçe azalıyor. O zaman işte fizyolojik sorun bizim en önemli kısmı, işin en önemli kısmı, tedaviye gerek duyan kısmı fizyolojik kısmı diyebiliriz. Tabi psikolojik kısmında cinsel terapistler mutlaka tedavi etmeli. Sabah sertliği durumu gerçekten çok sorulan bir soru. İşte sabah sertliğim olmuyor, bir anda kişiler paniğe kapılıyor, hiç benim sabah sertliğim olmuyor. Bu çok önemli değil. İlişkide ne oluyor? Bizim için önemli olan o aslında. Dolayısıyla öncelikle ilişki... Sabah sertliğini bir arada değerlendirmek lazım. Tek başına bir değerlendirme yapmak sadece sabah sertliğini değerlendirmek çok doğru bir yaklaşım değil. Teşekkür ederim.